Merhaba arkadaşlar, karikatür dersine hoş geldiniz. Biz geçen derste insanların bedenleri nasıl çizilir o hakkında konuştuk. Şimdi biraz bunu değişik tarzda ben konuşmak istedim ve anlatmak istedim. Bizim geçen derste nasıl bir beden iki yuvarlakla teşkil edildi ve sonra bunların el ve ayakları birbiriyle aynı olmaması, biraz farklı olması hakkında konuştuk. Şimdi bir mühim nokta var. O nokta bu. Bedenin yarısından geçen bir hat var. Eğer bu hat biraz oynarsa, biraz değişik olursa bizim çizdiğimiz karakterler biraz yumuşak olurlar. Mesela size böyle çizince şimdi aynı ben karakteri burada yerleştiririm. Ama biraz yumuşak oldu şimdi. Aynı ayak bu tarzda gelir. Ve o birisi de buna yakın. Siz bunların ikisini birbirine tutuşturanda herhalde bu biraz bundan güzel oldu. İkinci nokta bu. Üzüm tam ortasından geçen bir hat var. Bu aşağı yukarı olunca mesela şimdi burada herkes zannedir bu hat burada olması lazım. Ama bu biraz aşağı olurken onda karakterimiz aşağıya bakır. Ve bence bu biraz da daha güzel olabilir. Üçüncü nokta, yüz aşağı bakınca lüzum yok beden de aşağı baksın. Mesela beden böyle yukarı bakabilir. Kemer yukarı ve yakalar böyle yukarı olunca anlaşılır. Şimdi bu ikisi aynı olmayınca bizim karakter biraz daha yumuşandı ve isterseniz ben daha bunu değiştirebilirim. Mesela kafa buraya gitsin, boyun buraya gelsin ve beden burada çizilsin. Sonra ayaklar aynı şekilde çizilsin ve el yoksa birisi el ve sonra aynı iş yapılsın. Kafa aşağı indi, beden yukarı döndü ve böylece sizin karakterleriniz daha yumuşak olur. İsterseniz bir deneyiz. Şimdi ben rica ederim arkadaşlarım bir yardımcı olsun. Onun nasıl karakteri çizilir ve nasıl bu fantezi komik gösterilebilir? Animasyonda bu geçerli. Ben aynı işi burada yapmak istedim. Çocukların biri gelir mi? Gökçe buyurun. İlk başlamadan figürün yaranması çok önemli. Mesela şimdi böyle düz durunca bir heykel olabilir. Ben Gökçe'den rica ederim bir figür tutsun. Evet. Biraz mesela ayakların biri düz, birisi tersine durdu. Biraz farklı oldu onunla. Ve kafa da biraz değişik durumda olabilir, vaziyette olabilir. Şimdi bu iyi. Siz ilk önce bu figürün çizgisini çizmeniz lazım. Bence kafa böyle gelmiş ve böyle aşağı gitmiş. İlk bunu çizin. Sonra kafanın ilk derslerde konuştuğumuz bahs var. Şekli dörtgen mi yoksa üçgen mi? Yuvarlak mı? Olips mi? Bence bunun kafası böyle üçgen olabilir. Çünkü ince bu çizilme bayanlar. Özellikle biraz ince çizilmesi lazım. Ama
Saçlar gelince bir büyük yuvarlık lazım. Çünkü biz bunu abartmamız lazım. Bu fantezi olması için beden kısa ve kafa biraz büyük çizilmesi lazım. Şimdi boyun hangi çiğin aşağı hangisi yukarı böyle durmuş. Ve sonra aşağıda ayaklar birisi saf ve bir kase haletinde böyle. O birisi biraz dışarıya bakır ve ayağın uç tarafı arkaya gitmiş. Ellerin birini saf saklamış ama o birisi parmakla buradan kolu tutmuş. Böyle yeterli. Şimdi eğleşebilirsiniz. Buyurun. Ve ben bunu bitirmek istedim. İncelikler, her bir şey burada detaylarıyla belli. Sadece gözler, burun ve ağzı ben burada bakınca fark edip ve devam ederim bu karakter bitsin. Bence saçların özelliği vardı Gökçen'in yüzünde. Onun için bu saçların güzelliği ve bu çizgileri biraz dikkat etmeniz karakterin fantezi olmasında rolü var, oynayabilir rol. Saçlar ikiye bölünmüş ve ben eğer bu taraftaki saçların gözün üzerin örtmesine sebep olursa çizirsem bence iyi olur. Fantezi karakterlerde gözler biraz büyük çizin. Ve sonra bayan kısmında burun küçük olsun. Bu yaşa bağlı. Her ne kadar yaş büyüyünce bunların mesafesi birbirinden boyutlar farklı olabilir. Ama küçükken bunların hepsi aşağıya inip ve aşağı tarafta bunların durması lazım. Ağız küçük ve bayan bir ağzı çizilmesi lazım. Sonra küçük bir çene ve sonra boyun. Elbisenin detaylarına dikkat etmeniz lazım. Mesela burada ben bir kolye gördüm. Sonra bu biri kol. Buradan çizilip ve isterseniz buradaki parmakları biraz fantezi ve komik çizin. Tabii ki burada elbise bunların önün örtür. Ve sonra pantolon, bu cin ve böyle terzinin dikişleri burada gösterince güzel olur. Aşağıdan bunu biraz katlamış ve sonra büyük bir ayakkabı çiziriz. Fantezi olsun. O bir ayak biraz katlansın. Böyle gelsin ve sonra aynı ayakkabı ama yandan çizilir. Ve isterseniz aşağı tarafını bitirin. Böylelikle ben elin o biri parmaklarında çizdim. Ve elbisenin üzerinde olan bir çizgi var. Çizgi kahramanı. Onu da çizirken işimiz bitir. İş bitti şimdi. Mesela böyleymiş. Ve sonra bunları biraz daha koyulandırıp ve üzerinde çalışacağım. Şimdi sizden ricam bu. Yüz yüze oturup ve birbirinizin karakterin ilk bunu göze alın. Yukarı tarafı sadece çekin. Çünkü oturunca biraz zor olur ayakları çizmek. Sonra birbirinize bakınca yüz hangi şekilden ibaret? Sonra çiğnilerin hangisi yukarı aşağı ve başın eğriliğin göze alın. Bunu fantezi yapmamız lazım. Onun için biraz hızla
Bunu başlayalım. Kağıdı biraz yukarı kaldırın. Ön tarafı çok kolayca görün. Bir de kurşun kalem kullanmayın şimdi. Evet. Osman, ilk esastan başla. Yani kafa yuvarlak mı, olips mi? Elips mi? Sonra kolların çok sade ve sadece çizgi formunda yerlerini tayin et. Devam edin böyle. İsterseniz çok küçük aşağıda bir figürün bütünlüğünü çizin. Sonra detaylara geçin. Evet. Her bir karakteri çizince onun kişiliği saçında mı, gözlüğünde mi, elbisesinde mi yoksa yüzünde bir çizgi var. Bunlara biraz artık dikkat edin ve bence onda çok kolayca karikatür çizebilirsiniz. Ama bu karikatür portre karikatürü değil. Bu sadece kartonda ve animasyonda kullandığımız karakterler. Fantezi ve komik bir karakterler. Nasıl insanlara bakarken ve onlardan örnek alınca çizebiliriz. Bence şimdi arkadaşlar çok benzetmeye çalışırlar. Ama esas konu bizim esas şekilleri çizmemizdi. Bence burada Buse güzel yaptı. Çünkü esastan başladı. Şimdi bitebilir. Güzel benzettiniz. Ama artık komik olmadı. Karikatüre benzerliği çok oldu. Çünkü ne kadar yuvarlak olsa yoksa çok basit bir şekilde bu çizilse ve bizim çizgiler çok hızla atılsalar bunlar komik olduğuna sebep olur. Mühim ve önemli bir noktalar var. Mesela şimdi burada biz kafa çiziriz. Eğer bunun bedeni uzun olursa sizce bu büyük insan mı yoksa küçük yaşlı insan mı yoksa genç? Ama aynı şekilde ben yüzü çizip sonra bedeni küçük çizip ayaklar küçülüp ve elleri çizince böyle şekilde. Hangisi bunların yaşlı? Selin söyler misin? Soldaki yaşlı. Evet, bu yaşlı ama bu küçük. Aynı şekilde eğer bu bir yaşlı insan olsa fantezi olur. Siz bunu hayal edin. Mesela bunun şimdi bıyığı var, şapkası var. Ama bu çok fantezi olur, komik olur. Öyle mi? Ama çocuk olurken başka bir noktalar da var. Şimdi yüzün tam ortasında söylemiştik. Gözler aşağı üçten birde. Ağız ve yukarıda saçların biten yeri var. Şimdi bunlar aşağı gelince ve saçların biten yeri yerinde dursa, mesela şimdi burada gözler olsa ve büyük şekilde çizilse, ağız ve burun küçük olurken bu bir küçük yaşlı bir çocuğa benzer. Öyle mi? Ama bunlar ne kadar birbirinden mesafesi artık olunca ve burun ne kadar büyük olunca aynı şekilde ağız ve kulak bu yaşlanabilir.
özellik yaratmak için başka bir noktalarda var. Mesela sadece saç değil bence. Bir yaşlı bir karakter ve genç bir karakterin farklarını düşünmemiz lazım. Bu hanım olunca bence gözler biraz badem gibi ve biraz büyük olması lazım. Ama yaşlı olunca bunlar küçülüp ve erkek gözlerine benzerliği fazla olsun. Sonra dudakların tarzı, bu da çok önemli. Ve sonra saç, saç yüzün güzelliğidir. Bunu biliriz. Şimdi burada mesela bir değişik bir formada saçlar çizildi. Ve gözler. Bu çok basit ve kolay. Ama yaşlı olunca, mesela bu bayan yaşlı olunca neler oluyor? Göz küçülür. Ve buralara bir kıvırcıklar artırabilirsiniz. Burun büyüyebilir. Ve dudaklar biraz ince. İsterseniz buralarda çizgiler artırabilirsiniz. Biraz bunlar azalsın, saçlar. Bu çok kolay. Ama bunları göze almamız lazım. Şimdi herhangi karakteri çizince bunların elbisesi, yüzü, gözü, her bir detaylara geçince bunların farklarını görebilir. Mesela ben burada anatomi konusunda önemli bir noktaları bayan ve erkek arasında farkları söyleyeyim. Erkekler çizince kafalar dörtgene benzese ve elips şeklinde bayanların kafasını çizirseniz iyi olur. Sonra erkeklerin boynun biraz kalın ama bayanları biraz ince çizin. Ve çiğinler burada biraz büyük olması lazım. Ama burada çok böyle aşağıya gelip ve ince olması lazım. Ve beden burada çok saf. Ama burada kemere kadar taraf gelince çok ince ve sonra belde bu büyüyebilir. Ama burada saf ayağa kadar böyle saf gidebilir. Bunlar ikisi çok önemli bir fark karakterlerin çiziminde, hem animasyon karakterlerinde hem karikatür karakterlerin çizmesinde. Şimdi bir defa özetleriz öğrendiklerimizi. Karakter çiziminde ilk bedenin ortasında giden çizgiye dikkat ederiz. Bu bizim karakterimizin duygusunu göstermesinde çok büyük payı var. Ondan sonra yüz bedenin özeti çok sade şekillerle çizilir. Ve sonra göz aşağı mı yukarı mı, sağ mı sol mu, beden aşağı mı yukarı mı, bunların tayin etmesi lazım. Ve en sonunda kişilik ve karaktere neler ait olabilir, hangi konular bize yardımcı olabilir, bunları çizir. Herhalde bugünkü dersimiz sona erdi. Gelen derse kadar hoşça kalın, görüşmek üzere.